Arkamdaki hanımefendiyi herhalde tanımayanınız yoktur. Sanatçı Melek Baykal çok sıkıntılı bir gece geçirdi. Nerede? Denizli'de. Çünkü tiyatro turnesi vardı. Denizli'ye gitti uçakla ve havaalanında taksi krizi yaşadı. Çünkü kent merkezine gideceklerdi. Bir taksi çevirdi. Ancak o çevirdiği taksi sanatçının sadece bagajlarını aldı ve kendisini ve iki arkadaşını 1,5 kilometre ilerideki güvenlik noktasından araca bindirebileceğini söyledi. Böyle bir uygulamaya da hayatımda ilk kez şahit oluyorum. Daha önce hiç böyle bir şey duymadım. Ve gece yarısı Melek Baykal ve iki arkadaşı o 1,5 kilometre yolu yürümek zorunda kaldı. Taksi önden gidiyor, bavullarımızı aldı. Biz yürüyoruz. Böyle şey nerede görülmüş şey yani? Ben hayatımda dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kepazelik görmedim. Ünlü oyuncu Melek Baykal Denizli Havalimanı içerisinde taksiye binebilmek için kilometrelerce yürüdü. Ünlü oyuncu bu duruma sosyal medyadan işte böyle isyan etti. Şimdi gördüğünüz yer Denizli Havalimanı. Bakın ta uzaktaki binadan itibaren yürüyoruz. Taksiler bagaja alıyorlarmış bavulu. Fakat yolcuyu alamıyorlarmış. Ta ilerideki güvenlik kapısına kadar yürütüyorlar. Ünlü oyuncu Melek Baykal iki kadın arkadaşıyla birlikte Merkez Efendi Kültür Merkezi'nde Ahududu tiyatro oyununu sergilemek için Denizli'ye uçtu. Ancak Çardak Havaalanı'na indikten sonra onları kötü bir sürpriz bekliyordu. Halimize bakın. 3 tane kadın Denizli'ye indik. Tiyatro turnemiz var. Ta ileride gördüğünüz ışıklardan 1,5 kilometre yol yürüyorsunuz. Kent merkezine gitmek için havaalanının içerisinde bir taksi çevirdiler. Sadece bagajları alan taksici, havaalanı içinde yolcu almak yasak olduğu için güvenlik kapısına kadar yürümeleri gerektiğini söyledi. Nedir bu rezalet? Nereden kaynaklanıyor dediğimde de efendim Denizli Belediyesi'nin bir emri bu diyorlar. Böyle şey görülmüş şey mi? Allah aşkına birisi bana bunu anlatsın. Terminal ve çıkış arasındaki mesafe yaklaşık 1,5 kilometreydi. Ve o yolu gecenin bir vakti yürümek zorunda kalan 68 yaşındaki sanatçı soluk soluğa kaldı. Uku, ne yazıyor? Ferhatlar ve köpekler giremez. Bu ne biçim şaka Pembe abla ya? Biraz ayıp olmuyor mu yani? Köpekleri seninle bir tuttuğum için alınırlar değil mi? Haklısın. Hemen telefonuna sarılan Melek Baykal, içine düştüğü zor durumu kayda almaya başladı. O anları sosyal medyada paylaşan Baykal'a takipçilerinden de destek geldi. Hiçbir şey değil mi Yusuf? Nasıl oldum da oldum böyle? Selim, akıl hastanesinin telefonu kaçtı. Tepkiler üzerinden Denizli Büyükşehir Belediyesi, kısıtlamanın kendileriyle ilgili olmadığını duyurdu. Sanatçımızın yaşadığı sıkıntı bizleri derinden üzmüştür denilen açıklamada, taksicilerin neden böyle davrandığına bir açıklama getirilmedi.